Şimdi kardeşler, şu üç şeyden bir tanesi sözünde durmamak şeklinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin lisanından çıkmış. Biz buna bu modern lisanda randevu diyoruz. Söz verme diyoruz. Onay verme diyoruz. Ne dersek diyelim. Bir mümin ağzından çıkan sözün kölesidir. Hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Müslüman sözünün şartının esiridir. Ağzından çıktı mı senin çıktı. Kanundur artık. Konuşmayacaktın. Ya ne bileyim dikkat et. Dikkat etseydin. Bu kurşun gibi ağızdan bir defa çıkacak. Müminlerin sözü banka teminatından daha güçlü olmadıkça Allah'ı razı edemeyiz biz. Bir sanayici filan gün tamam dediği zaman karşısındaki mümin de banka teminatı ne demekmiş, ipotekler mi, ne gerek var kardeşim, tapu senetleri, hacize ne gerek var, mümin söz verdi işte diyemediğimiz sürece Ebu Bekir'le aramızdaki mesafeyi kapatamayız. Kesinlikle kapatamayız. Kardeşler, biz ümmeti Muhammediz aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ümmeti Muhammediz. Bir kere konuşuruz, bir kere randevu veririz. Biz de verdiği randevuya gelmeyen üçte bir mikrop taşıyan biridir. Bunu başka hayattan bir örnekle örneklendireyim ben. Kızımızı isteyen birisi bizden saat 8'de randevu istedi. 8, kız evde çatlıyor şimdi. Gelenler ne diyecek, ne bakacaklar, beğenecekler mi? 8:30, ayakları titremeye başladı. Ya bir telefon etsek gelmeyecekler mi? 9, kız isteyicileri geliyor hala. 9:20 geçe geldiler. Zil çaldı. Şey, bildiğin gibi değil, trafik çok kötüydü. Başkaları uçarak mı randevusuna yetişiyor? Trafik çok kötüymüş. Hastanede randevun olsaydı hasta halinle yarım saat öncesinden oradaydın sen. Özellikle bir de bir moda oldu şimdi, geç gideceksin ki beklenince prestijin olacak. Münafıktan prestijli adam olmaz. Münafık rezildir. Fiddarkil esfeli minen nardır o. Cehennemin de en altında Ebu Cehil'in irinlerinin aktığı kuyularda yanacak münafık. Ondan prestijli adam olmaz. Geç gidecekmiş de koca hoca, alim adam, millete 1000 tane davetiye dağıtılmış. Saat 8'de filan konuda konuşacak, bilinçli bir şekilde 8:45 geçe geliyor. Neden? Çünkü geç gelenler onun moralini kıracak. Ondan sonra canı sıkılacak. 45 dakika milleti orada bekletiyor. Bir daha gittiği yerde de nasıl olsa bu 45 dakika kala gelecek, 45 dakika gecikecek diye bu sefer insanlar prestij kazanmak için ondan 5 dakika sonra, yani 50 dakika sonra gidiyorlar. Bu gecikme böyle kıyamete kadar gidecek herhalde. Sen Resulullah'ı anlatacaksın bir toplantıda. Bilmem ne doğum haftası yapacaksın. O toplantıyı vaktinde başlatmıyorsun. Doğumunu kutladığın peygamber o toplantıyı organize edenlere münafık demiş bir defa. Sen de orada oku mevlüt, oku ilahi, Müslümanlık yaşasın. Kendi kendimizi kandırıyoruz.